sevgi ve hürmetle selamlıyor. Hoş geldiniz diyoruz. Kahramanmaraş'ta bugün dev yatırımlar gerçekleşti. 284 milyon liraya mal olacak 26 tesisin temellerini Başbakan Yardımcısı Kaynak'la Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu birlikte attı. Ya Allah, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kahramanmaraş'ımıza toplamda 26 tesis, 284 milyon TL'lik dev yatırımlar. Hayırlı uğurlu olsun. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen törende konuşan Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, kente gerçekleştirilen yatırımlarda hassasiyetinden dolayı öncelikle Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'na teşekkürlerini iletti. Değerli bakanımı dinlerken aslında hem çok düşündüm, hem çok duygulandım, hem çok sevindim. Konuşmasında yaptığı hizmetleri, Kahramanmaraş için yaptığı hizmetleri, Kahramanmaraş için planladığı hizmetleri saymanın bile ne kadar çok vakit alacağını bildiğinden dedi ki kitapçıklarda var, burada listelerde var. Değerli Maraşlılar, biliyorsunuz eskiden eski politikacılar buradaki listedekinin her biri için bir seçim dönemi övünürlerdi. Şimdi Türkiye'de suyun akıp Türk'ün yaptığı Türkiye'de bu işlerin mimarı Veysel hocamız bunları sıradan işler gibi görüyor ve diyor ki bunları tek tek saymayacağım. Veysel hocamızdan, değerli bakanımızdan Allah razı olsun. Bugün AK Partili hükümetlerin, kabinelerin en efsane bakanı ve Kahramanmaraş'a en çok hizmet eden bakanlarından biri olarak aramızda bizim misafirimiz. Ama Veysel Hoca, Veysel Eroğlu asla Kahramanmaraş'ın misafiri değil. O Kahramanmaraş'ın bir manevi evladıdır. Ben 20 yıldan beri tanırım. Başbakan Yardımcısı Kaynak 15 Temmuz olaylarına da değinerek bu ihanetin Kurtuluş Harbi'nden sonra Türkiye'nin yaşadığı en önemli hadise olarak niteledi. 15 Temmuz'dan bahsetti değerli bakanım. 15 Temmuz Kurtuluş Harbi'mizden sonra Türkiye'nin yaşadığı en önemli hadiseydi. 15 Temmuz milletimizin kahramanlığı, evet. Başbakanımızın serin kanlılığı, evet. Milletvekillerimizin Gazi Meclisi'nin şanına uygun şekilde milletin iradesine sahip çıkması, evet. Cumhurbaşkanımızın kararlılığı, evet. Bütün bunlar 15 Temmuz'da Rabbimin inayetiyle bize bu günleri tekrar yaşattı. 15 Temmuz aslında değerli arkadaşlar, kahraman bir millete gazi bir lider daha kazandırdı. Gazi Recep Tayyip Erdoğan'ı kazandırdı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçilmişler ancak seçimle görevden uzaklaştırılmalıdır dediğini hatırlatan Başbakan Yardımcısı Kaynak, CHP bu milletin geleceğini hiç mi düşünmez, CHP bu milletin öz değerlerine hiç mi bakmaz diyerek tepkilerini dile getirdi. Kılıçdaroğlu ne diyor? Lafı oraya getireceğim. Seçilmişler ancak seçimle görevden uzaklaştırılmalıdır. Sayın Kılıçdaroğlu, seçilmiş belediye başkanları belediyelerini terör örgütünün maşası yaparlarsa, insanlarına, hemşehrilerine hizmet etmek yerine çukura hende, Kandil'e hizmet ederlerse, bizim onların ihaneti, askerimizin, polisimizin, korucumuzun, sivil vatandaşımızın şehadetine sebep olursa da mı biz bekleyeceğiz öbür seçim dönemine kadar ihanetleri devam etsin? Bizim için önce Allah,
sonra millet. Allah ne der, millet ne der, ona bakarız. Avrupa'nın büyük elçisi, Avrupa'nın bilmem nesi ne der, asla bizi onların yönlendirmesiyle kimse harekete geçiremez, kimse yapacağımız işe engel olamaz. Biz dün Sakarya'da şehidimizin cenazesindeyken bir başkaları cezaevine tutuklanarak gönderilen milletvekillerinin olduğu partinin grup toplantısındaydı. Programda konuşmalardan sonra kurdalar kesilerek 284 milyon liraya mal olacak 26 tesisin temelleri atıldı. 284 trilyon şu anda Sayın Bakanımızın Kahramanmaraş'a getirdiği hizmet, bunların açılışlarını ve temel atmalarını başlatıyoruz. Ya Allah, Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kahramanmaraş'ımıza toplamda 26 tesis, 284 milyon TL dev yatırımlar, hayırlı uğurlu olsun. Törenimiz devam ediyor değerli konuklarım.